Sevgili İzmir Port izleyenleri, ayağımızın tozuyla buraya geldik. Hem de çok yakındayız. Sevgili sanatçı dostum, kadim dostum dediğim sevgili Ersin Kuşkanat'la bugün çok önemli bir etkinliğe gittik ve desteğimizi verdik. Bizim için şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Ve bugün özellikle 1 milyar kişi ayaklanıyor ve dans ediyor 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Kadına şiddete hayır. Buna sevgili Ersin Kuşkanat'la beraber destek verdik. Elinden tuttuğum gibi, kolundan tuttuğum gibi İzmir Port'a geldik. Ve çok değerli kardeşim beni kırmadığı için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Valla seni görmek çok güzel. Zaten biz bunu planlı yapmıştık. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Evet. Eğer işin içerisinde şiddet varsa tabii ki biz buna destek veririz demiştin. Bu şiddet konusunda, kadına şiddet konusunda, özellikle altını çiziyorum, kadına şiddet konusunda, hani genelleme yaptığımız zaman yine ikinci plana itilebilir. Şiddeti zaten önlemek gerekiyor ama Evet. kadına şiddet konusunda ve bugünkü yapılan etkinlik hakkında bir düşüncelerini almak istiyorum sevgili Ersin. Şiddete karşı eylem yapma fikri bana çok cazip geldi. Çünkü şiddet kendisi çok zaten itici bir kelime olduğu için insanlar hep bundan uzak durmaya çalışıyorlar. Oysa dans ederek buna tepki vermek çok güzel bir şey oldu, eylem oldu. O yüzden orada bulunmayı ben çok istedim. Seninle zaten konuşmuştuk, biz mutlaka onun içinde olmalıyız diye. Şiddetin her türlüsüne hayır diyorum. Bunu dans ederek, sanatla ve güzelliklerle hayatımızdan silmeyi teklif ediyorum herkese. Çok güzel. Bugüne katılım güzeldi. Yani kadınlar, erkekler hep beraber bir aradalardı. Bunun çeşit çeşit işte Anadolu'dan danslarla sergiledi ve herkes oynadı. Tabii sevgili izleyiciler, bu organizasyon içerisinde ben yoktum. Ben yoktum derken sadece destek amaçlı oradaydım ama kendimi bir anda organizasyon içerisinde buldum. Evet, tam Yani ortasında hem de. evet, tam ortasında. Zaten sosyal medyada sen de ben de duyurumuzu yaptık. Evet. Elimizden geleni yaptık. Evet. Çünkü buna herkesin destek vermesini istedik. Biz Aynen. orada olacağız dedik. Sevenlerimiz de oraya gelmesini istedik. Evet. Oraya tabii gittiğimizde hemen Evet. kaderimiz bu olsa gerek Ersin. Bu çok güzel bir kader ama. Yani Yani. kötü bir şeyle anılmıyoruz. Allah'a çok şükür gittiğimiz yerde bize mikrofonu verirlerken güvenerek veriyorlar ve biliyorlar ki o mikrofonu emanet ettikleri zaman kimse pişman olmayacak. Bu şiddet dediğimiz zaman ille de elle veya temasla olması gereken şiddet mi bu? Bana sorarsan Herkesin şiddet o kadar çeşitleri olan bir şey ki, şimdi bugünkü şey kadına şiddete hayır eylemiydi ama kadınlar bile kendilerine kimi zaman davranışlarıyla, bakışlarıyla, hareketleriyle şiddet uyguluyorlar. Çocuklarına şiddet uyguluyorlar. Şiddet uygulanan çocuklar şiddet uygulamayı öğreniyorlar. Büyüdükleri zaman onlar da yakınlarına, uzaklarına ya da yaptırımlarını daha güçlü kılmak için şiddeti alet ediyorlar. Yani şiddet hayatımızın her yerine çok fazla girmiş durumda. bu kadına şiddet konusunda özellikle mesela savaşan ülkeler, savaş olduğu zaman yine kadınlar eziliyor değil mi? Tecavüze uğruyorlar, her türlü şiddete maruz kalıyorlar. Yani herkes kaldı gibi ama burada yine mağdur kadınlar oluyor galiba. Maalesef işte dünyanın her yerinde yaratılıştan gelen yani fıtratın içinde olan bir şey var ki güçlü olan güçsüz olanı eziyor. Ya işte öldürerek hayatını idame ettirmek amacıyla güçsüz olanın üzerine gidiyor ya da istediğini yaptırabilmek için. İnsan da bu biraz daha farklı işte. İnsanoğlu zevk için bile şiddet uygulayabilir yani. O yüzden ben insanı bu anlamda çok tehlikeli buluyorum dünya Ne için. güzel bir şey söyledin. Ha, zevk için bile, Evet. evet dediğin gibi şiddet uygulayabiliyor. Evet, Bundan keyif hayvan alıyor bunu yani. yapmaz yani ama insanlar bunu yapabiliyorlar. Bu çok acı bir şey aslında. İnsanın bu anlamda gelişmesini temenni ediyorum ben. Aslında yani şu anda seni bulmuşken söylemek gerekiyor. Biz İzmirli sanatçılar da aslında böyle kendi aramızda böyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Zaten çok şükür hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Evet, aynen. İzmir'deki bütün sanatçı dostlarıma buradan sevgilerimi, saygılarımı Ben de, ayrı sunuyorum. ayrı. Gerçekten hiçbir alanda bizi yalnız bırakmadığınız için özellikle teşekkür ediyoruz. Yani bu bağlamda şiddete hayır konusunu belki biz de işleyebiliriz ileriki günlerde. Bence çok güzel olur. Hatta biliyorsun bizim şey var. Sosyal sorumluluk projelerimiz içerisinde, Mikropigment'te biz bize yeteriz Evet. içerisinde 23 Nisan'dan sonraki ilk pazarı bir sosyal sorumluluk projesiyle gerçekleştiriyoruz. Adını bile koyalım. Şiddetsiz geçimlilik olsun adı. Vallahi doğru söylüyorsun. Yine şiddet isimli bir şey olsun. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Olabilir. Bu en azından şu anda bir temelini atmış olduk. Şu Aynen. anda burada İzmir Port izleyenlerine de duyurmuş olduk diye Bence de. düşünüyorum Bence de. aslında. Şey var mesela bu şiddetin çeşitli hakkında konuşmuştuk. Yani bu hani okul eskiden biliyorsunuz dayak
okullarda vardı. Evet, adı bile konmuştu cennetten çıkma diye. Dayak yenmeyen bir ilkokul öğrenciliği ya da öğrencilik hayatı düşünülemezdi yani eskiden. Demek ki zaman içerisinde biraz daha yol kat ettik diye düşünüyorum şiddet konusunda. Yol kat ettik mi sence? Azıcık da olsa kat ettik. Çünkü Değil bizim mi? çocukluğumuz çok daha farklı geçti yani. Kulak çekme. Değil Kulak mi? çekme, gözünle Cetvelle. Evet. böyle Ha hareket tabii. etme tabii. Doğru. Onlar da şiddet. Mahalle baskısı da bir çeşit şiddettir. Dövmeden yani elini vurmadan ama insanları baskılarsın, hareket etmelerini engellersin, özgürlüklerini kısıtlarsın mesela. Ötekileştirirsin. O da bir şiddettir mesela. Kadının biri bir televizyona konuşuyordu. Gördün değil mi sen? Evet. Ne dedi? Burada dedi kadınların çoğu dedi bu taraflara gezmeye gelmiştir dedi. Evet. Ondan sonra katıldı. O da aslında şu anda Yemek bak. yapmayınca akşam dayak yiyecek bunların Şimdi yarısı buraya dedi. geldiler dedi. Oynadılar, zıpladılar dedi. Eve gidince dedi yemek olmayacak dedi. Kocaları dedi ekranda görecek dedi. Akşam dedi onlara dayak var dedi. Peki hiç düşündün mü? Bu sefer ben sana soru sorayım. Hı. Kadına şiddet, kadına şiddet deyip duruyoruz. Bizi kadınlar büyütmüyor mu? Bizi kadınlar doğurmuyor mu? Bizi kadınlar yetiştirmiyor mu? Neden şiddetin önünü kadınlar alamasın? Doğru söylüyorsun. Yani ben o konuda soru hangi bağlamda sorduğunu bilmiyorum ama Neden organize olamazsın? Sen bununla tabii. ilgili yani fikrini merak ediyorum ben. Evet doğru söylüyorsun. Yani kadınların kadına şiddet belki de aslında temelden geliyor olabilir. Anneler mi acaba şiddet uyguladı Belki küçükken? de. Belki de. Çünkü onlar da görüyoruz ilk etapta. Baba da anne de görmüyor mu çocuk? Yuvada görüyor Doğru. şiddeti. Herhalde eğitimle alakalı bir durum bu. Ama eğitimli ailelerde de şiddet var. Var canım hani Yani üniversite illerde şiddet yok mu? Hani bazen deriz ya yok okumamıştır, cahildir. Ben yok. buna katılmıyorum tabii Dünyanın ki. her yerinde var. Yani. Eğitimli insanlarda da var. Bunun önüne nasıl geçmek lazım bilmiyorum Canım yani. en büyük eğitimler dediğimiz işte devlet başkanları değil mi? Ülkeler arası savaş oluyor, birbirine şiddet uyguluyorlar zaten yani. En tepedeki insanlar. En tepedeki insanlar kimlerdir? Genelkurmaydır, başbakanları, cumhurbaşkanıdır. O Bir zaman araya geliyorlar. şiddet hayatın bir zorunluluğu. Yani. Öyle mi yani? Ya baksana o hale gelmiş oluyor işte. Bu Sanki da öyle. çirkin bir şey yani. Alıştırılmışız galiba biz Evet. şiddete. Artık bize tuhaf gelmiyor yani şiddet. Şimdi mesela bu işte bunu tabii ki içerisinde çok fazla siyasete girmek sen de taraftar değilsen ben de Değilim, tabii taraftar değilim. değilim. Ama işte bu Arap baharıyla işte bilmem ne baharıyla biz bunları görebiliyoruz. İşte şiddetlerle bir şey çözümleniyor mu acaba sizce, sence? Yani işte tatlı Bazen tatlı da oluyor şiddet bazen, acı acı da oluyor işte. İnsanlar istediklerini yaptırabilmek için dediğim gibi zamana yayıyorlar bunu ve küçük küçük acılarla, küçük küçük böyle yasaklarla o istedikleri platforma yavaş yavaş çekiyorlar diye düşünüyorum. anladım. Peki şarkılarda şiddet var mıdır? Var tabii Allah belanı versin diye şarkı mı olur ya? Öyle bir şiddet var mı? Bir insana iliniyorsun yani. O zaman onu da birazcık ele almak lazım değil mi? Değil Yani mi? sanatın Sanatta da var içerisindeki şiddet. şiddeti de engellemek gerekiyor Olmaz. değil mi? Tabii var. Sen sahnede bunu söyledin mi hiç? Hangisini? Allah belanı versin. Allah korusun. Ben o şarkı çıkınca selamın kavlen çekiyorum. Evden baştan uzak diye. bir tane daha yapmış biliyorsun. Ben senin ananın diye başlıyor. Ellerinden Eyvah, öperim. eyvah, eyvah. Vallahi ben duyunca ben şok oldum ve kesinlikle o şarkıyı kınadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü insanın ilk aklına gelen şey bellidir yani. Ya bunu Bayağı ama onu şarkının adı. eğlence olsun diye yapmış büyük ihtimalle. Yani o Ama o kötü Allah şiddet belanı ama işte küfürle böyle şey yapınca insanları buna alıştırıyorsunuz ve nasıl düzeyi genel anlamda düşürüyorsunuz yani. bak söyleyince ey Allah dedin yani bayağı bir yok canım gibisi der Yok gibi yok oldu. Ben inanamadım bir an ya. şarkılarda da maalesef şiddet içeren, hakaret eden bazı sözler görebiliyoruz. Mesela ben senin şarkılarını dinlediğim zaman hepsi gayet güzel. Ya aşkı anlatıyor, ya sevgiyi anlatıyor. Yani. Bestelerini veya sosyal medyada yazmış olduğun şiirleri, küçük böyle şiirleri dinlediğim zaman Evet. mest oluyorum. Yani Yani gerek yok ki bir insana karşı böyle kötü hakaret amiz sözler sarf edip o durumda kendinizi de düşürmeye hiç gerek olduğunu zannetmiyorum ben ya. tabi bu şarkılarda eskiden beri var. Neden biliyorsun? Hani yenilerde değil işte. Mesela acayip hayvanlara benziysen. Böyle bir şarkı da var ya. Ya bunun gibi biliyorsun birçok şarkı. Yani hani Azeri bir türküydü evet. hatırlarsan. Evde bir eski bir Evet. değil mi? O da eski Evet. bildiğim Evet. kadarıyla. Eski, Acayip çok eski. hayvanlara Evet. benziysen. Ne anlamda demiş bilmiyorum acayip Vallahi hayvanlara ben de benziysen. bilmiyorum. Ama yani konuyu bir şekilde sen nasıl bağlayacaksın şu an onu düşünüyorum. Nereye doğru götürüyor Dur dedim. bakalım Yani genel Allah ne verdiyse Allah ne gideceğiz. verdiyse. Evet. Biliyorsun mikropluk yapmayacağım ama. Valla yaptın zaten ya kanka. Konuyu nereye götüreceğini bekliyorum yani gerçekten. Geliyoruz yavaş Geliyor yavaş. muyuz? İyi Sen hadi. hiç merak etme. Sen hiç merak etme. Deyip Sadece... kapılar kapanacak diye. Ay çok güzel ya. İki durak var. Şimdi
Tabii ki bazı biliyorsun bizim sahnede sahne aldığımız, çünkü sanatçıyız, yani de sanatçı adayıyız, sahne alıyoruz, öyle değil mi? Bununla beraber dediğimiz gibi sadece temasla, elle, işte kafayla, ayakla, yumrukla, bu tarz şiddetten ziyade işte sözlü şiddetinde onlardan bazen daha ağır olduğunu söyleyebiliyoruz, öyle değil mi? Evet, Bir evet. de bazen davranışlara da yansıyor bu. Nasıl davranışlara yansıyor bu? Mesela şu anda gördüğümüz gibi bir bestekarlarımızın, güftekarlarımızın, eski bestekarlarımızın, işte onların şarkılarıyla besleniyoruz, onların şarkılarını söyleyip para kazanıyoruz, öyle Tabii değil mi? canım, tabii. Daha sonra onları aramıyoruz ve sormuyoruz. Sanki hiç onların şarkılarını söylemiyormuşuz gibi. Bak Anlatabildim aklıma mi? ne geldi biliyor musun? Eski şarkılardan söz ettin de. Eskiden şarkılar şöyle söyledi bak. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? Şarkı bak böyle. Şimdi ne diyor biliyor musun? Bir güzellik yapsan da gece benle kalsan da Ben onu hep, kitabınla uydur gel ben onu uyku işte her da fırsatta uyumasan da söylüyorum yani. Ben yani. onu programda şöyle bağlıyorum. Diyorum ki şiir olarak söylüyorum. Bir bahar, hatta Cengiz Bulut Bey ile de beraber bir röportajımız var. Bu İzmir Port sayfasından izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Eğer sevgili arkadaşlarımız o bölümü koymuşlarsa. Aynen sözlerini işte şiir olarak söylüyorum. Sen biliyorsun çok güzel icra edenlerden, Türk müziğini en güzel Estağfurullah. icra edenlerden Estağfurullah. birisi. Hatta bir gün bir Estağfurullah. sohbetimizde şöyle demiştin. Ben Türk sanat müziğini işte seviyorum. Söylemeyi seviyorum Evet. ve notalarıyla, cümleleriyle, Evet. sözleriyle, Çok seviyorum. telaffuzuyla çok güzel icra edenlerden birisin. Çünkü sen Sağ ol. bizim gerçekten sevilen bir Çok sanatçı teşekkür ederim canım. arkadaşımızsın. Sağ olasın. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? İçimde uyanan eski bir arzu dedi ki Yıllardır yıllardır aradığım bu. Şimdi soruyorum büküp boynumu, daha önceleri neredeydiniz? nerelerdeydiniz? Sevgili İzmir Port izleyenleri, bu şarkıda biliyorsunuz birbirlerine karşı saygıyı, sevgiyi sizli bizde olarak ve kendilerine bir gösterilen bu saygı, sevgi çerçevesi doğrultusunda yönlendiriyorlar birbirlerinin hayatlarını ve Evet. hayatlarına girerken saygı, sevgi içerisine giriyorlar. Evet. Daha sonra Yıldırım Gürses şöyle demiş. Affetmem asla seni. O şarkının biraz daha nakaratını alabilir miyim sende? O kadar ani söyledin ki Evet, nasıldı? affetmem asla seni yakut yüklü dal olsan peteklerde bal olsan pardon Derdime ilaç olsun. derdime ilaç olsan affetmem asla Sonra bu seni. şarkı yapılınca sevgili İzmir Portekizli izleyenler, eskiler dönüp nasıl böyle bir şarkı yaparsın? Bir sevgiliyi nasıl affetmezsin diye kızmışlar. Çünkü affetmek Allah'a mahsus Büyüklüktür demişler. affetmek Evet, yani yani. affetmem aslında seni çok şiddetli, çok şiddet içeriyor, çok sert bir cümle demişler. Çünkü öbürüne demiş bir bahar akşamı rastladım size Size, diye. evet. Ve şu anda günümüze geldiğimiz zaman kız hepsi senin mi? Yakalarsan mı? İşte şarkıların değişme noktası. Yani o zaman içerisinde teknoloji geliştikçe insan ilkelleşiyor diyebilir miyiz? Bak ne güzel söyledin. Doğru söylüyorsun. Doğru Yani söylüyorsun. herhalde bu iletişimin bu kadar şey olması, enformasyon bombardımanına tutuluyor olması, insanların duygularını artık gözetmeksizin sadece makine gibi yaşamalarına yol açtı diye düşünüyorum Evet, yani o zaman şarkılarda bu vardı. Şimdi ben. sosyal Evet. medyada bile şiddet var biliyorsunuz. Evet. Yani Bir reklam insanların var hatta biliyorsunuz onu daha ucuz deyip tokadı patlatıyordu. Evet, sonra kaldırdılar onu. Kaldırsalar da Şöyle bir amacına şey, ulaştılar amacına yani. ulaştı çünkü Tabii. çok izlendi. Çok izlendi de insanlar şikayet ettiler. Ben de çok iyi hatırlıyorum ve daha ilk Evet. izlediğimde bu Hem de ekranda bir kadına olmamalı şiddet demiştim. vardı o Evet, kadına reklamda şiddet biliyorsunuz değil mi? vardı. Evet. Evet, aynen öyle. Bir Evet. kadına şiddet vardı. Yani. Demek ki eğitimle alakalı bu. İnsanların Evet. aslında içindeki duyguyla alakalı bu. O duyguları ne kadar çok hümanizm hale getirirsen, Evet, anlatabildim humanist mi? olarak Hümanist işlersen. olarak yetiştirirsek gençlerimizi, Evet. çocuklarımızı, aslında aynı fikri ben sahne yaptığımız için söylüyorum. Çünkü işimiz bu olduğu için söylüyorum. Evet. Sahnede de biz de bunu Evet. şiddete içerik olarak değil, daha böyle yumuşak yumuşak, işte senin mesela geldiğimizde o güzel şarkılarını Evet, dinleyelim, sağ mest olasın. olalım. Ve Ben de aynı fikirdeyim. Diyorum ki bakın tekrar vurgulamak istiyorum. Şiddete şey yaparak yani şiddete yönlendirerek konuyu. Toplumlar hak ettikleri gibi yönetilirlermiş. Eğer şiddeti hak etmiyorsanız hak ettiğiniz gibi yaşamaya çalışın.
siz nasıl yaşarsanız, nasıl gösterirseniz o şekilde da size de davranılır diye düşünüyorum. Ve bunu gerçekten kalpten söylüyorum. Şiddet dünyanın en kötü duygusu. O kadar. Programın sonuna geliyoruz. Ben de şunu söylüyorum. Mesela benim şu an anneme şiddet uygulanırsa ben kıyameti koparırım. Ablama şiddet uygulanırsa çok üzülürüm. Yani ölürüm yani. Kız kardeşime şiddet uygulanırsa ölürüm yani. Evet. Herkes böyle düşünsün. Bakın o zaman dünya ne kadar güzel olacak. Evet. Çünkü herkes bizim anamız, bacımız, kardeşimiz, evet. Sevgilimiz. Evet, onlar nadide bir çiçek. Evet. Onları gerçekten sevmek lazım. Yani daha doğrusu insanlar, hayvanlar, canlılar, evet. bütün canlılar hep beraber çok güzel yaşamamız gerekiyor. Belki çok hümanist koktu ama olması gereken de bu. Bence şiddetin her şekline karşıyız. Bunu sen de diyorsun, aynen. ben de diyorum. Sevgili İzmir Port izleyenleri, bugün kısacık da olsa çok değerli sanatçı arkadaşım, kardeşim ve kadim dostum demekten onur duydum. Ersin Kuşkarat bizimle beraberdi. Katıldığın için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben de tek bir şey söyleyeceğim. Sen de bir ol ve hep beraber ayaklanalım. Diyelim ki şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.